Kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, okul üyelerimiz, değerli meslektaşlarım, kıymetli hocam. Bir süredir devam ede geldiğimiz seminerlerin çok önemli bir başlığına geldik. Salon neredeyse tıklım tıklım dolu. Her şeyden önce emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Peşinen belirteyim, bu çalışmanın arka planında Muhasebe Standartları Komitemiz var. Komitemizin başkanı da Gamze Hanım. Gamze Dostsever 2012 yılında Türmo eğitmenleri, eğitici eğitmenleri sınıfından sınıf arkadaşım. Kendisi, hocalarımız ve her birimiz odamıza vefa borcumuzu ödüyoruz bir anlamda. Kendisine ve hocamıza şimdiden emekleri için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, meslek odamızla ilgili bir iki gündemden bahsetmek istiyorum. Ama arada boşluklar var, ayakta kalmamıza hiç gerek yok. Arada boşluklar var, herkes yerleşirse iyi olur diye düşünüyorum. Değerli meslektaşlarım, bir meslek odasıysanız eğer kendinizi, mesleğinizi, sorunlarınızı, hatta çözümleri masaya koymalısınız. Bir süredir meslek odamıza gelen var, giden var, geleni karşılıyoruz, gideni uğurluyoruz. Bunlar boş işler değil. Buna yönelik bir eleştiri aldım, bunu ona cevaben söylüyorum. Bizim çok geniş kitlelere meslek odamızı, mesleğimizi tanıtıyor olmamız lazım. Kendi içimizde çalıp oynadığımız bir oda olmamalıyız. Tüm devlet kademelerinde, tüm meslek camialarında mali müşavir kimdir, ne yapar, ne kadar emek verir ve emeğinin ne kadar sömürüldüğünü de biliyor olması lazım geniş kitleler. O nedenle odamıza gelen, sizin de devlet katında tanıdığınız, bildiğiniz kişiler varsa mutlaka odamıza yönlendirin, onları misafir edelim. Bu meslek camiasının PR'ı açısından, meslek lobisi açısından ya da meslek diplomasisi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara olumlu açıdan bakalım. Diğer bir başlık. Kıymetli arkadaşlarım, biz dijital dönüşümle ilgili bir yılda bir seferberlik içerisindeyiz. Tüm meslek mensuplarımıza bir SMS'le linki gönderdik. Size dijital dönüşüm robotu, dijital muhasebe robotu size ücretsiz 3 ay boyunca kullanımınıza açılmıştır. Belki zaman darlığından henüz bakamamış olabilir ama dijital muhasebe robotunu denemenizi, eksiklerini, varsa ilavelerinizi, katkılarınızı, mail adreslerimize bildirmenizi özellikle rica ediyoruz. Bunun dışında özellikle mali müşavirlerin en büyük emeğini, vaktini alan işlerden bir tanesi Z raporlarının işlenmesi idi. Ona yönelik de PAO anılmış şirketiyle bir protokol imzaladık. Dolayısıyla bu akıllı postların da odamıza gelmesi kısa sürece gerçekleşecek. Herhalde bu hafta içinde gerçekleşecek. Bu projemizi de yakinen takip etmenizi, kendi iş süreçlerinizi daha çok dijitale aktarmak ve teknolojiden yararlanmak üzere çaba içerisinde olmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Enflasyon düzeltmesinin vergi etkisiyle ilgili ciddi bir beklenti, hatta endişe de var. Daha çok hocam çok detaylı olarak anlatacaktır. Daha çok öz kaynakları sınırlı, aktiflerini borçla finanse ede gelen işletmelerde vergi yetkisi olacak. Dolayısıyla iş dünyasının özellikle kobi işletmeleri için en azından 3 ayda bir değil yıl sonunda yapılması konusunda bir talebi var. Bunu başarıp başaramayacaklarını göreceğiz. En azından mali müşavirler de 3 ayda bir enflasyon düzeltmesiyle uğraşmamış olacaklar. Ama bu konuda bir çaba içerisinde iş dünyasında olduğunu söylemem lazım. Mesleki sorunlara oda olarak kesinlikle duyarsız değiliz. Bu şu açıdan şunu söylemem gerekiyor. Meslektaşlarımızla ilgili haklı, makul çerçevede emsal davalar açıyoruz. Şu anda hukuk müşavirimiz bu konuda çalışma içerisinde. Örneğin bir iki hafta içerisinde bize gelen elektronik hacizler, mali müşavirlere yönelik elektronik hacizlerle ilgili tepkimiz hem emsal dava açmak yönüyle olacak, hem de
kamu baş denetçiliğine, özellikle idare ile kurum kuruluşlar arasındaki hukuksuz uygulamalarla ilgili olarak bir destek alacağız. Neyi demek istiyorum? Stopaj alacağı olduğu halde elektronik hacize maruz kalanlar var. Bu salonda da belki olabilir. Dolayısıyla biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Elbette yıl sonu beklenebilir. Beyanname verildikten sonra bir mahsup imkanı olacaktır. Kabul. Ama Kasım ayında ya da Şubat ayında meslektaşa elektronik haciz uygulamayı gerektirmez. Bu konuda biz mali müşavir camiası olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Meslek diplomasisi dedik. Gelecek hafta vergi haftası. Dolayısıyla VDK, Vergi Dairesi Başkanlıkları ile birlikte bir araya geleceğiz. Onların programlarına biz katılacağız. Onları davet edeceğiz. Dolayısıyla o çerçevede vergi daireleri ile BDK ile herhangi bir sorun yaşayan meslektaşlarımızın bize bildirmesinde fayda görüyoruz. Son olarak bu sanırım yedincisini yaptığımız muhasebe standartları komitemizin yedincisini yaptığı bu eğitimlerde ve seminerlerde emeği geçen hocalarımıza, komite başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Fatih hocamıza teşekkür ederim. Çünkü çok çok önemli geri bildirimler alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam size. Meslektaşlarımızla eğitmen, eğitici, öğrenci iletişimimiz harika ki bize son derece pozitif geri dönüşler oluyor. İyi ki varsınız. Kıymetli desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Seminerin faydalı ve verimli geçmesini diliyorum. Sağ olun.